Efendim, Samsun Nabzı'ndan mutlu geceler diliyorum. Bu gece özel bir konuğumuz var. Selim Gökçen konuğumuz olacak. Karadeniz Bölgesi Roman Dernekleri Federasyon Başkanı. 7 tane derneğin bir araya gelmesiyle Samsun'da romanlar federasyon halinde dönüştüler ve çok yakın bir zamanda da Başbakan Davutoğlu ile bir araya geldiler. Romanların Samsun'daki durumu, Türkiye'deki durumu, talepleri, beklentileri üzerine konuşacağız. Selim Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Sinan Bey, hoş bulduk. Önce Ankara'daki toplantı üzerinde konuşalım. Türkiye'de evet. Ses getirdi çünkü bu. Evet, seçimler yaklaştığı için acaba yine romanlar hatırlandı mı? Eleştirileri de vardı. Hayır, 2009'dan itibaren bir roman açılımı vardı. Evet. Bu roman açılımının içerisinde bir mesafe alınmış olsa da bazı eksiklikler vardı. Bu eksiklikler tamamlanıyor da dendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'den gösterdiği roman adayı var. Bunları da hep konuşalım istiyorum. Önce isterseniz bize bir Türkiye profili çıkartsın. Türkiye'de kaç tane roman kardeşimiz yaşıyor ve konfederasyon hangi bölgelerden oluştu? Bunlarla ilgili bize bilgi verin lütfen. Evet. Öncelik yine tekrardan ben Sinan Bey Averaks ailesine teşekkür ediyoruz yani. Biz yani burada halkın sesi, işte biz de halkımızın sesi olmak için burada inşallah iyi bir program geçer. Halkımızın sesini de inşallah duyurturuz. Sesimizi de inşallah duyarlar diyelim. Söze başlayalım. Şimdi Sinan Bey, biz sizin daha önce programlarınıza da katıldığımızda, konuk olduğumuzda biz şunu vurgulamıştık biliyorsun. Yani 2003 tarihinde ilk romanlar derneğini Samsun olarak bizim kurduğumuzu, bunu da zaten bu kuruluşla beraber Türkiye'nin birçok illerinde derneklerin var olduğu, daha sonra federasyonların var olması, işte en son aşamada da konfederasyon oluşumu olmuş oldu. Bunlarla ilgili bayağı ilerlemeler var. Bayağı güzel çalışmalar var. Sağ olsun bu konuda işte 2009'da hükümetimizin başlatmış olduğu roman açılımı halen devam etmektedir. İşte dün pazar günü Başbakanımız bizi İstanbul Sarayı'nda bütün roman vatandaşları sabah kahvaltısına temsilcilerini sabah kahvaltısına davet etti. Kahvaltıda Kibari Hanım, sanatçımız Kibari Hanım da katıldı. Bayağı toplantı güzel geçti. Yani güzel sözler aldık. Bizim üzerimizde işte biliyorsun başkanlık sistemiyle ilgili hazırlamış olduğu hükümetin bir şey var, paket var. O pakette de bize yönelik 11 maddelik bir güzel şeyler sunulmuş. Bunları bekliyoruz. Ama bunları beklentimiz var. Var işte orada biz başbakanımıza da artık gerçekçiliğinizi yani görelim yani dedik yani. Bayağı güzel, neşeli, verimli bir hoşgörülü şekilde memleketlerimize döndük. Biz de Samsun'umuza geldik. Peki o sabahki kahvaltıda sizin temsilciniz olan kaç tane bölge vardı? Kaç katılımcı vardı? Hemen hemen Sinan Bey, çoğu illerden katılımcılar vardı. Şimdi İzmir'den, Eskişehir'den, Adana'dan, İstanbul'dan, Edirne'den, hani Çanakkale'den, İzmit Kocaeli'den bayağı katılımcılar vardı yani illerden Mersin'den katılımcılar vardı. Ne kadar sıklıkta peki siz kendi aranızda ne kadar sıklıkta bir araya geliyorsunuz Selim Bey? Biz şimdi sık sık biz sürekli bir araya tabii ki gelemiyoruz. Yani bu 2 ayda bir, 3 ayda bir gelmemiz gereken konularda geliyoruz. Yani zaten şimdi sık sık bir araya gelemiyorsun ama öyle bir araya gelme söz konumuz oldu ki biz Samsun'da bile roman çalıştayı yapmıştık. Büyükşehir Belediyesi'nin katkı destekleriyle beraber Samsun Büyük Otel'de. Evet. Yani,
Daha sonra Atay'da toplantılarımız oldu. İstanbul'larda o toplantılarımız oluyor. Peki bir araya geldiğiniz zaman öne çıkan, özellikle öne çıkan talepleriniz, iyileşmesini istediğiniz unsurlar neler olarak karşınıza çıkıyor? Yani her bölgede birbirinden farklı talepler mi oluşuyor, yoksa ortak 10 tane sorun belirliyorsanız bunun ilk 3-4 tanesinde genelde aynı şeyleri mi söylüyorsunuz? Yani horlanma ve dışlanma ile ilgili, ikinci sınıf vatandaş gibi davranılma ile ilgili taleplerinizi ve bunun artık hayatımızdan, insanların dilinden, zihniyetinden çıkması ile ilgili taleplerinizi yıllardır dillendiriyorsunuz. Vurguluyoruz, evet. Her yaptığımız programda da ifade ediyorsunuz. Evet. Yine birinci sıraya bu mu yerleşiyor? Sonra işsizlik mi yerleşiyor? Sonra eğitim mi yerleşiyor? Nedir? Burada mutabık kaldığınız sorunlarınızı nasıl belirlediniz? Şimdi Sinan Bey, zaten bizim şimdi taleplerimiz öncelik biliyorsun tüm kesimin ön yargılı bakışları. Şimdi ön yargılar açılım olduğu halde daha halen devam eden mesela olaylar yaşanıyor. Şimdi yine biz taleplerimiz 2009 Çalıştay'ında o İstanbul Kongre Oteli'nde yapmış olduğumuz Bakanımız Faruk Çelik'ten beraber yine toplantımızda istihdam, konut, barınak, sağlık gibi talepler. Zaten şimdi hükümet de biliyor bizim aslında sıkıntılarımızı. Mesela hükümetin dışında diğer siyasi partiler de biliyor bizim sıkıntılarımızı. Bölge komşularımız da biliyor bizim sıkıntılarımızı. Valiliklerimiz de, kaymakamlıklarımız da biliyor sıkıntılarımızı. Önemli olan burada bizim sıkıntılarımıza gerçekçi yönde çözümler üretilmesini. Yani tabii yani üretiliyor mu peki? Yani projeyi bunu masaya yatıralım. Gerçekten şimdi, üretiliyor mu? Sorunlarınızı cevap alabiliyor musunuz? Karşılık alabiliyor musunuz? Atılan adımları yeterli görüyor musunuz? Atılan adımları şimdi tabii ki cevap aldığımız, şimdi mesela birimler var. Cevap almadığımız, cevap beklediğimiz birimler var. Şimdi bu birimler kimlerdir dersek, şimdi bizim alt kademe belediyesi. Çanık Belediyesi. Şimdi Çanık Belediyesi'nin bizim bölgemize, beldemize, mahallelerimize, yani Yavuz Selim ve iç üzerlere yapmış olduğu bir takım hizmetler var. Ama yeterli mi? Değil. Yine de kendilerine, Canik Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunmak zorundayız. Şimdi mesela ne gibi taleplerimiz, ne gibi bize hizmetler yaptı diyecek olursak, şimdi en önemli faktör bizim çocuklarımızın eğitimi için kreşe bir yaptı. Yavuz Selim'in hemen arkasında. Yani burada 3 yaşındaki çocuğumuz kreşe evinde eğitime başlayacak. Biliyorsun eğitim sisteminde de 4+4+4 eğitim sistemi var. Hemen okullarımız yanımızda. Yani bu kreş evi bizim için, çocuklarımız için, eğitimi için çok güzel, çok önemli, mantıklı, önemli. Durumda bu. Çünkü önemli. Genelde çocukların evde bırakılması gibi bir durum. Evet. Çalışan anneler çünkü sayısı fazla olduğu için. Çocukların bakılabileceği. Yani. Bir yer yoktu. Bunun için mutlaka bir kreş olması gerekiyordu. Kreş olması gerekiyordu. Bu hizmeti bize sağladı. Şimdi çalışan anne bilem gidecek kreşe, evini bırakacak. Bir kreşe, iş dönüşü gelecek, kreşten evini alacak. Aynı şekilde yine her iki mahalle alsa projesini yaptı Canik Belediyesi. Şimdi artı 200 evlere etüt merkezi de yaptı. Yani şimdi bunun yanında biz kendisine talep ettik Sayın Başkan'a, Osman Gence. Bize de bunu biri önermişti. Mehmet Karaca diye bir abimiz. Dedi ki bak falanca yerde Canik Belediyesi işte bütün evleri boyadı filan. Biz de kalktık başkana, dedik ki bak başkanım, siz falanca mahallede şu projeyi yapmışsınız. Bizim bu garip fukarahane de bu projeleri yapın dedik. Onun sözünü verdi. Şimdi şu anda onun çalışmalarını başlatıyoruz. Bu önümüzdeki pazartesi, salı. Şimdi Yavuz Selim Mahallesi'nde şimdi belediyenin bize vermiş olduğu işte destek, sıvasız evlerin sıvanması. Yani belediye burada
kumunu veriyor, çimentonu veriyor, evini sıvatıyorsun. Sen ustanı tutuyorsun, sıvatıyorsun. Sıvam bittikten sonra yine belediye senin boyanı veriyor, evi komple boyasını dış cephelerini sen yapıyorsun. Şimdi belediyenin böyle hizmeti varken yine bu belediyenin sağ olsun kendisine buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Samgaz müdürlüğüne telefon açıyor, irtibat ediyor. Tabii biz de bunu takip ediyoruz. Şimdi önümüzdeki bu 6. 7. ayın 15'inde doğalgaz çalışmaları yine başlıyor. Yavuz Selim Mahallesi'nde başlayacak. Bu da bizim için güzel bir gelişmedir. Tabii bu çalışmanın yanı sıra zaten biz burada mahallemizi de fotoğrafladık. Yine başkanımıza biz bunu rica ettik. Giden valimiz Hüseyin Aksoy'a biz bunu rica ettik. Fotoğrafları da gösterdik. Evlerin işte sokak lambaları, evlerin işte çok cam kenarlarına yakın olması. Yani canlı bomba. Dedik burada dedik buna bir çözüm bulalım. İşte Sayın Valimiz, Giden Valimiz yine aynı şekilde Canik Belediye Başkanımız YEDAŞ Genel Müdürlüğü ile beraber görüşüp işte önümüzdeki bu 7. ayın 15'inde yine o sokak lambalarının yer altına alınması geçme çalışması olacak inşallah. Tabii telefon kabloları yer altına geçme söz konusu olacak burada. Şimdi bu çalışmalar olduktan sonra yeniden bütün sokaklarımızın yol çalışmaları olacak Yavuz Selim Mahallesi. Bunların hep planlamasını, sözlerini aldınız. Siz aynı zamanda muhtar da olduğunuz için evet. O bölgede bu çalışmaları yakından takip ediyorsunuz. Evet. Peki teneke evlerden ayrılış hikayeniz var sizin bir de. Şu an mevcut büyükşehrin sizin için yapmış olduğu konutlar var. Evet. Bu konutlarla ilgili de sorunlar var mı? Devam ediyor mu? Ödemeleri yapmakta zaman zaman sıkıntılar yaşadığınızı biliyorum. Oradaki evet. Son durumunuz nedir? Şimdi Sinan abim size teşekkür ediyorum o konu için de. Şimdi biz burada arkadaşlar 264 TOKİ evlerinde yaşayan arkadaşlarla biz birçok zaman beraber bir araya geliyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar çok dernekçilik var. Gelin bu dernekleri federasyonlaştıralım. Arkadaşlar bizden bilgi alıyor. Federasyonu kendileri yapıyor. Daha sonra bunlar düşünüyor, taşınıyor. Bu asıl federasyon kurucusu 364 TOKİ evlerinde Yaşar Tamer arkadaşımızdır. Şimdi bu arkadaşımız geliyor bana geliyor. Diyor ki Selim abi sen benden daha girgincisin, sen benden daha girişimcisin, sen benden daha tecrübelisin, sen bu işi benden daha iyi yaparsın, gel federasyonu sen al dediler. Biz federasyonun çalışmalarını yaptık, olağanüstü kongrelerini yaptık. Bu federasyonu bize devretti arkadaşlar. Şu anda da benim Yaşar Tamer ikinci başkanım olarak görev verdim kendisine. Aileyle beraber şimdi federasyon olunca biz 200 evlerin tabii temel sorunlarını da Er platformunda anlatacağız, savunacağız. Evet. Tabii biz 264 TOKİ evlerinin sorunlarını biz başbakanımıza da yansıttık. Tabii Samsun'un sorunlarını da mesela Tekköy'de yaşayan vatandaşların sorununu, Terme'de yaşayan Roman vatandaşların sorununu, Çarşamba'da yaşayan Roman vatandaşların sorununu, Bafra'da yaşayan Roman vatandaşların sorunu. Biz şimdi Karadeniz Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu kurduğumuz için, yeni başlangıç olduğumuz için Amasya'da yaşayan vatandaşlarımızın sorununu bile rapor halinde biz başbakanımıza verdik. Yani burada başbakanımız da o toplantıda sabah kahvaltısında bizlere o 11 maddelik politikalarının içerisinde işte bir an önce sizinle ilgili konut sorununuzu çözeceğiz dedi. Konut projelerini dediler hayata geçireceğiz dediler. Tabii ben orada söz aldım. Dedim ki başbakanıma orada tüm Roman temsilcileri, dernek başkanlarımız da oradaydı. Dedim ki bakın başbakanım sizi seviyoruz. Çünkü bizi muhatap aldığınız için, bizi gaye aldığınız için. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Allah için seviyor. O da bizi seviyor. Bunu hissettiriyor bize. Ama şimdi toplu konutlarda dedim sıkıntı var. Şimdi yapılan bizim Yavuz Selim 269 evlerinde dedim. Yani burada öyle bir sıkıntı var ki. Şimdi artık burada malzeme mi az kullanılmış? Şimdi 4 kat üzerine yapılmış Sinan Bey. 4. kattan 3. kata lahım suları akalıyor. 3. kattan 2. kata lahım suları akıyor. Tuvalet pislikleri akıyor. 2. kattan 1. kata lahım suları. Yani burada doğru dürüst çimento, malzeme, artık tesisat kullanılmamış.
vatandaş sık sık bu sıkıntıyı yaşıyor. Şimdi bu sıkıntının yanında işsizlik sıkıntısı üst düzeyde. Sen şimdi konut projesini hayata geçireceksin ama bir de aidat ödemen gerekiyor. Tabii ki toplu konuta borç var. Şimdi şu an yaşıyor vatandaş. Halen çözülmedi. Evet. Ben dedim bunu Sayın Başbakanım, Sayın Bakanım Faruk Çelik de bunu biliyor ki 2009 Çalıştay'ında ben bunu Faruk Çelik Bakanıma sundum. 2009 nerede? 2015 nerede? Kaç sene geçti? 6 sene. Peki bununla ilgili somut bir düzeltilme, gelişme olmadı. Evet. Bu vatandaşlar gelir düzeyleri doğru dürüst olmayan çok dar gelirli insanlar ödeyemez durumda. Şimdi bu böyle olunca nerede? Mahkeme görüyor. Topluca mahkeme görüyor. Peki ne olacak bunun sonu? Ne dedi başbakan? Yani bunu dedim çözelim yani Sayın Başbakanım dedim yani. Siz burada bizimle ilgili yapmanız gerekiyor gereken konu ilk önce istihdam. Yani sen insanın yaşantısının psikolojikman, hani morelman düzeltilmesi için bir insanın yaşadığı evine gelir düzeyi gelmesi çok önemli. Evet. Gelir düzeyi olmayan insan ister istemez psikolojikman her türlü depresyonu yaşayabilir. Bizim insanımız çok depresyonu yaşamaktan da inanın bana ölüm Allah'ın emridir ama aşırı derecede bizim orada ölümler olur. Aşırı derecede biz genç nomuzuz. Yani insan sağlığını bilen bu psikolojik yani bu ekonomik sıkıntılar sağlıkta bilen insanı bozuyor. Tabii. Bozuyor. Bu sadece sizin için değil bütün insanlık içindir. İçin geçerli. Şimdi burada biz dedik ki Sayın Başbakanım Allah sizden razı olsun. Bakın Şubat, Mart, Nisan ayındayız. Bu 3 ay içerisinde biz 2 sefer Cumhurbaşkanımızdan buluştuk. Bir keresini Büyük Roman Ödülü verdik Cumhurbaşkanımıza Bursa'da. Yine 8 Mart Dünya Romanlar Günü'nün hani tarihini artık şenlikler, etkinlikler, güzellikler yapılacaksa 8 Mart Dünya Günü'nde olsun dedik. Çünkü biz 8 Mart'ta Cumhurbaşkanımız en üst düzeyde olan bir devlet büyüklerimiz tarafından muhatap alındığımız için. 8 Mart Dünya Günü etkinliklerine Cumhurbaşkanımız yine katıldı bize sağ olsun. Çanakkale'de o toplantıda oldu. Aynı zamanda burada siz bizi makamınıza davet etmiş oldunuz. Yani Allah razı olsun. Başbakanımıza da biz bunu söyledik. Yani bak bugün de sizin işte makamınızdayız dedik. Ama şimdi burada her şey güzel de dedik. Yani burada Sayın Başbakanım. Neticede görmek istiyoruz dediniz. Neticede görmek istiyoruz. Yani burada iş yapalım. Gerçekçi olalım. Yani ben o da kendisi bize dedi ki biz şimdi bir hafta içerisinde dedi bütün belediye başkanlarımıza ve valiliklerimize talimatlarımızı vereceğiz. Sizinle ilgili bu sıkıntılarınızı düzeltilmesi için. Şimdi Sinan Bey biz bu doğrultuda biz çalışıyoruz. Ama burada biz Roman vatandaşları, mahalle sakinleri olarak da şimdi eğer biz gerçek bir bakın şimdi ben bu önümüzdeki seçimlerde, reel seçimlerde muhtarlığa adaylığımı kendimi koydum. Sağ olsun desteklendim. En az rakibime en az fark 2 sandık oy fark attım. Öylesine büyük bir destek gördüm. Yavuz Selim Mahallesi halkından. Kendilerine teşekkür ediyorum. Halkın bizden beklentisi çoktur. Biz de halkın beklentisine kanayan yaralarına hani ilaç olmak için, doktor olmak için biz girişimlerimizi savunmalarımızı halkımız için yapacağız. Biz elimizden geleni yapacağız. Ama şunu da ben söylemek istiyorum Yavuz Selim Mahallesi sakinlerimize. Şimdi biz burada Yavuz Selim Mahallesi olarak yaklaşık 2500 seçmenimiz var. Bu 2500 seçmenin 1450'si Roman vatandaşı temsil ediyor seçmen olarak. 1050 seçmen bizim Karadenizli mahalle sakinlerimizi yani bu Yavuz Selim Mahallesi'nde sadece Romanlar yaşamıyor. Karadenizli hemşerilerimiz de yaşıyor. Trabzonlusu da yaşıyor. Çarşambalısı da yaşıyor. Termelisi de yaşıyor. Yani biz
muhtarlık görevimizde biz orada bölgemize hizmet, yatırım gelmesi için elimizden gelen mücadeleyi edeceğiz. Yani yöreselcilik değil, bölgesel hizmet anlayışını sergileyeceğiz. Ama bu yandan da bize Roman Dernekleri Federasyonu'nu bize verdi arkadaşlarımız. Burada da Roman vatandaşlarımızın gerçekten de bir yerde de tez avantajlı grubu olduğumuz için Roman vatandaşlarımızın hizmet ihtiyacı da daha çok olduğu için tabii ki Roman vatandaşlarımızı da burada savunmalarını yapacağız. Yapacaksınız. Peki genel olarak baktığımız zaman özellikle Roman kardeşlerimizin işsizlikle ilgili sorunun çok acil bir şekilde çözülmesiyle ilgili adımlar atılması gerektiğini biliyoruz. Bununla ilgili geçmiş yıllarda bazı meslek grupları için kurslar açıldığını, istihdam sağlamaya yönelik olarak o kurslarda eğitim geçen kardeşlerimizin de işe yerleştirmesiyle ilgili bir proje yürütüldüğünü biliyoruz. Bu önemliydi. Ne oldu bu meslek kursları? İstediğimiz gibi gerçekleşmedi mi? Aksayan bir yönü var mı? Sinan Bey, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Allah sizden razı olsun. Şimdi bu meslek kurslarıyla bugün baktığın zaman şimdi İşkur'un yapmış olduğu mesleki kurslar tabii ki bu roman çalıştayları, roman açılımları olmadan evveliyatında da bu İşkur'lar bu işi yapıyordu. Hani şimdi bizim sıkıntımız, bizim bu işsizlik istihdamla ilgili sorunlarımız hani bu İşkur'un işte 6 aylık, 5 aylık sanatlara, mesleklere yönlenmesiyle beraber bu biz işsizlik sorunumuzu illaki çözemeyiz. Mümkünatı yok çözemeyiz. Ha burada şimdi işsizlik sorunumuzu çözmemiz gereken Samsun'da çözmemiz gereken bazı illerde örnekler var. Mesela Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şimdi oradaki yani Kocaeli'de daha çok Roman vatandaşları yaşıyor. Oradaki işte Yeni Doğan Mahallesi, bilmem ne mahallesi artık bilmiyorum da çok sayıda burada Roman mahalleleri var. Şimdi bu mahallelerde her evde çalışan bir insan var. Hani kamu kurumlarında, hastanelerde, işte milli eğitim alanlarında, işte tarım köy hizmet alanlarında, karayollarında, kamu kuruluşlarında, asker ücretli çalışanlar var. Bunun yanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 45 tane müzisyenlere Merteran grubu oluşturup Büyükşehir bünyesinde yaklaşık 2 milyar maaşa yakın çalışan müzisyenler var. Yani o arkadaşlar da kendini bayağı geliştirmiş. Samsun'da da var. Samsun'da da sayısı belki 45 değildir ama Türkiye'de virtüöz olarak anılan çok değerli kardeşlerimiz var. Evet. Roman kardeşlerimiz çok başarılılar. Evet. Klarnet sanatçıları var, keman sanatçıları var. Çok başarılılar ama siz bu sayının yeterli olmadığını düşünüyorsunuz. Şimdi biz ben burada... Kaç kişiyiz siz şu anda sizin yaşadığınız bölge için söylüyorum. Kaç kişi işsiz olarak? Bizde şimdi ben şunu demek isteyeyim. Bizde şimdi burada işsizlikle ilgili Sinan Bey benim bir işsizlik forum kağıdı doldurdum. Şimdi burada o işsizlik forum kağıdım da benim burada. Şurada. Şimdi ben bunların çalışmalarını başlatacağım. Yani burada diyoruz ki 264 TOKİ evlerinde kaç hane var? İşte zaten adı üzerinde 264 hane. Şimdi 264 haneye baktığın zaman ortalama 1-2 tane devlet dairesinde çalışan arkadaş var. Bir ya da iki tane. Bir iki tane. Gerisi işsiz. Yani burada sakat maaşıyla beraber geçinen insanlar var. Şimdi biz de diyoruz ki mahalle halkına zaten onun çalışmalarını da yapacağız. Şimdi daha bu federasyonu da yeni oluşturduk. Daha federasyon binamız bile olmadı. Yine ben buradan Canik Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Yani o alı sahaların işletmeciliğini, işte takipçisini federasyona verdiği için. Hmm. Biz orada etüt merkezinin arkasında toplayacağız yani. Çalışmaları yapacağız. Şimdi 264 evlerde ne kadar işsiz insanlarımız varsa biz bu işsizlik tespit formuna
Bunları kayıt işlemlerini yapacağız. Yine aynı şekilde Yavuz Selim Mahallesi'nde ne kadar işsiz Roman vatandaşlarımız varsa, kardeşlerimiz varsa bunların işsizlik tespit forumlarını yapıp bunu kimle paylaşacaksınız? Yani bunu biz Sayın Valimizden efendim yine Büyükşehir Belediye Başkanımızdan yine Alt Kademe Belediyesi Başkanımızdan, Canik Belediyesi Başkanımızdan paylaşacağız. Burada bugün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım açığa gitti. Allah anamıyla beraber gazetede okudum. Allah acılarını kabul etsin. Güle güle gidip gelmeyi nasip etsin. Geldikten sonra başkanımız bizi inşallah davet eder de kendileriyle görüşürüz. Ha burada şimdi bir sıkıntı da şu Sinan Bey. Ben bunu da dile getirmek isteyeyim. Zaten biz bunu başbakanımıza da dile getirdik. Burada dedik ki bak bunları okursak bunu biz bitiremeyiz. Ama ben bunu şu vermiş olduğum dilekçeyi yani Başbakana verdiğiniz. Bir kısmını okuyabilirsiniz. Yani buyurun. Hükümetimizin başlatmış olduğu açılım politikalarından bahsediyoruz. Ama bu zamana kadar siz somut adımlar atılmadan bahsediyoruz. Siz bize demokratikleşme paketinden bahsettiniz. Yine demokratikleşme paketinden bir şeyler göremedik. Ama bugün baktığın zaman işte medya kuruluşlarında bile yani üst düzeyde medya kuruluşları ya bakıyoruz Alevilerin sorunları, Kürt açılımının sorunları her defasında masaya yatırılıyor, konuşuluyor. Romanların sorununu ağzına alan yok. Yani bir siz alıyorsunuz Cumhurbaşkanı, Allah ondan razı olsun. Gene bak defalarca alıyor. Başka da kimsenin dilinden duymuyoruz. CHP milletvekili adayı yapıyor. Şu an evet Cumhuriyet Halk Partisi zaten bizim Özcan kardeşimizin birinci bölge, beşinci sıradan çıkartmasıyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi haliyle Roman vatandaşlarının sempatisini kazandı. Ama bunun yanında şimdi hükümet de bak bu bizim başbakan kendisine danışman atacağını söyledi mutlaka. Başbakan Cemal Bekte diye bir arkadaşımız milletvekili çıkamasa gene söz veriyorum başbakan danışmanı alacağım. 3-5 arkadaş da alacağım. Sizin temel sıkıntılarınızla bu arkadaşlar ilgilenecek diye sözünü verdi. Ama benim anlatmak istediğim zaten olay bu. Bakın AK Parti iktidarı seçilmiş belediye başkanından tut başkan yardımcılarına, başkan yardımcılarından genel müdürlerine, müdür yardımcılarına bunların hepsi bize karşı gerçekten de dürüst olmaları lazım. Hani bize böyle tepeden bakmasınlar. Var mı öyle bir bakış? Var abi. Bunu inan açık söylüyorum. Biz Canik Belediyesi Başkanımızdan o kadar güzel değer gördüğümüze rağmen ama başkanın yönetiminde yine bazı arkadaşlardan bize böyle tepeden bakanlar var. O arkadaşlar da bize tepeden bakmasınlar artık. Öneriyoruz. Şimdi Büyükşehir'de de aynı. Ama iyi adamlar da var abi. Şimdi bunları da inkar edemeyiz. Mesela Büyükşehir'de adını da verebilirim. Dursun Ali diye bir başkanımız var. Ya adam bu adam. Güler yüzlü. Biz ondan bir şey istemiyoruz. O güler yüzlü bize yetiyor baba ya. Ama gidiyorsun. Hani orada çalışan memur işçi bile arkadaş ya bu kadar şey yapmayın, uyuzluk yapmayın ya. Artık öyle mi diyorlar? Yani biz diyoruz yani. Hmm. İçimden söylüyorum bunu. Ya bak diyorum şuraya bak diyorum ya. Allah'ım ya Rabbi. Yani bunları yani herkes kendine kontrol etsin. Bugün iktidar olmuşsa hani hükümet kim yaptı mı? Halk yaptı. Bak ben burada kalkıp apaçık. Cumhurbaşkanımız bizi muhatap aldığı için bize değer verdiği için kendilerini seviyoruz. Evet. Ha burada o zaman hani meselenin özünde daha dürüst konuşmak varsa hep AK Partiliyiz. Yani burada bir Canik Belediyesi'nin mesela o müessesesi, o kurumu 5 tane adama teslim olmamalı. Nasıl Cumhurbaşkanımız kalkıp her yerde konuşuyor, savunuyor. Dünya 5'ten büyüktür. Diyorsa bu da aynıdır yani. Peki biraz da dönelim
kendi içimizde zaman zaman her yaptığımız programda dile getiriyorsunuz. Bir araya geldiğimiz zaman o birlikteliği, tek ortak sesi çıkarma konusunda da sorunlarımız var. Çocuklarımızı çok küçük yaşta evlendiriyoruz. Buradan mesafe almamız gerekiyor. Eğitim konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor gibi tespitleriniz vardı. Önemli tespitler. Evet. Özellikle çok küçük yaşlarda kız çocuklarının evlenmesi, çok küçük yaşta anne olmaları büyük problem yaratıyor. Bu ve bunun üzerine de çok durulması gerektiğini ifade ettiniz. Sanıyorum yaşı 35-40 olan erkek Roman vatandaş kardeşlerimizin hepsinin birer torunu var galiba. Var. Sizin de torununuz var. Var. Bildiğim kadarıyla. Peki bu konuyu çözmek için ne yapıyorsunuz? Yani kendi içinizde bu işi masaya yatırıp bu kadar erken yaşta evlenmenin doğru olmadığını anlatıyor musunuz kendinize? Anlatıyoruz. Ne, nasıl anlatıyorsunuz? Sinan Bey, Allah senden razı olsun. Bakın, temin çok önemli bir soru sordunuz. Çok önemli bir açıklık getirdik. Şimdi yine çok önemli bir soru sordunuz. Yine çok önemli açıklık getireceğiz. Şimdi biz bu konuyla ilgili zaten dediğimiz gibi her şey devletten de bekletilmez, beklenilmez. Şimdi sıkıntı burada, asıl sıkıntı eğitimsizlik. Yani her şey eğitimsizlikten evet. başlar. Şimdi benim toplumumda, benim Yavuz Selim Mahallesi 200 evlerde baktığın zaman aşırı derecede çok sayıda dindarlığımızı yaşayan, İslamiyetimizi yaşayan çok sayıda kadın arkada kardeşlerimiz, ablalarımız var. Aynı şekilde çok sayıda sofi olan arkadaşlarımız var. Şimdi burada sen İslam'ı yaşıyorsun. Yani zaten burada şimdi İslam'ı yaşarken İslam'ın temel kavramlarını bileceksin. Nedir temel kavram? İslamiyet'in başlangıcı nedir? Okudur. İslamiyet'in düşmanı nedir? Cehalettir. Yani sen bu kavramları bileceksin. Ama İslamiyet'imizin ana temelinin başlangıcında da temizlik gelir. Şimdi biz bunun bilgilendirme çalışmalarını da tabii bu federasyonda, bu artı bir daha yeni bir senelik muhtar oldum. Anlatıyorsun. Anlatıyorum. Anlatmaya devam edeceğim. Ben, her programda da dile getiriyorsun yıllardır. Her programda anlatıyorum. Sen. Şimdi burada biz bu eğitime temelden toplumsal olarak gönül vermeliyiz. Seferber olmalıyız. Yani bugün çok başlılık. Arkada sen liderin vizyonunda yönetim anlayışı olacaksın. Yani ben bununla ilgili ben şu raporumu da başbakana verdim. Başbakanımıza verdim. Şimdi ben bu raporu da aynı şekilde yine Samsun valime, bunun yanında Büyükşehir Belediye Başkanıma, kaymakamıma, valime, Canik Belediye'me vereceğim. Şimdi siz bize, kuruluşumuza, federasyonumuza destek vereceksiniz. İstihdam alanlarında, konut alanlarında, eğitim alanlarında bizim çalışmalarımıza siz destek vereceksiniz. Hükümet, samimiliğinizi verin. Reellerinize talimatı da verin. Şimdi reellere talimat verildikten sonra iş benim bölgeme reellerden başlayacak. Büyükşehir Belediyesi bana tam destek verecek. Canik Belediyesi bizim çalışmalarımıza destek verecek. Kaymakamlık valilikleri bizim çalışmalarımıza destek verecek. Evet. Biz de çalışmalarımızı toplumumuza yönelik, insanlarımıza yönelik işte toplum hayatını düzenleyen kurallar. Nedir bu kurallar dedik? Yazılı kurallar. Yazılı kurallar nedir abi? Yasa, anayasa. Yasasız kurallar nedir abi? Gelenek, görenek, görgü ve ahlak. Bunlar insan felsefesinde toplum hayatının düzenleyen kurallarıdır. Hı hı. Şimdi bu kurallar felsefesinde biz kalkıp işte ekranlara da gösterebiliriz, şöyle görebilirse. Efendim, şu kamera, şu karşıdaki kamera. Mevlana Hazretleri'nin 7 öğütünü yaşatacağız. Bunları yaşatacağız. Evet. Yani buna yönelik çalışmalar yapacağız. Küçük çocuklar, kızlarınızın küçük yaşta evlenmesinin önüne geçmek için neler yapıyorsunuz? Şimdi, çok somut, onlardan da bahsedelim. Oraya da geleceğim hemen. Evet. Şimdi biz bu sorunu çözmeden o sorunu halledemeyiz.
sorunlar, hastalıklar farklı farklı boyuttadır. Bizde çok hastalık var. Eğitim hastalıklarıyla ilgili. O da o çocukların ufak yaşta evlenmesi de bir hastalıktır. Alışkanlıktır. Onları önlemek için işte yine biz ne yapacağız? Toplumda seferberlik başlatacağız. Liderin vizyonunda yönetim anlayışını terbiye edeceğiz. Nedir bu? Cehaletin pençeleşinden, cehaletin pençesinden kurtuluşun yol haritası, adabı terbiye edeceğiz. Yaşadığımız günlerimizin değerini bilelim diyeceğiz. Yine aynı şekilde biz kalkıp toplum hayatını düzenleyen kurallarda yani insana nasıl ailesi insana önemli olduğu kadar aile toplum da o kadar önemlidir. Çünkü aile toplumun, toplum da ailenin ürünüdür. Bunun bilgilendirmesini, çalışmalarını yapacağız. Şimdi efendim erken evlilikler üzerinde de işte çalışmalarımız şu doğrultuda olacak. Bugün Hasan Yarar diye bir abim bana geldi. Bunlarla ilgili 3-5 arkadaş daha geldi. Bu kış döneminde 3 tane mahallede düğün oldu. Okul çağındaki çocukların üzerinde. 3 tane de düğüne ekip geldi. Şu anda Aile ve Sosyal Politikalar Genel Müdürlüğü o evlenen çocukları barınakta, onların kendi şeyinde bakıyor. Evlenen gençlerimiz mahkeme görecek. Yine küçük yaşta evlenen bir gencimiz vardı. İşte o küçük kızı evlendi, iki çocuk yaptı, işte onun gençliğini, geleceğini kararttı gibicesine 4 sene, 5 sene hapis cezası aldı, şu anda yatıyor. Öyle mi? Tabii. Şimdi bu bizim toplumsal sancımız, bizim sıkıntımız. E şimdi burada tek tabanca bu konuları yenemeyiz. Ne yapmamız lazım? TEPSÜK'ün bu eğitime tüm aile, tüm toplumun kanaat önderleri birleşip bu konuda ciddiyetli, planlı, programlı efendim bir yol haritası belirlemek. Bir gerekiyor. Yol haritası belirlenip çocuklarımızı bilgilendirmemiz gerekiyor. Anne ve babaları konuda, özellikle. Tabii çalışmalar evet. Yapmamız lazım. Ben şimdi geçenlerde 30 tane yaş grubunda olan 14-15 yaş grubunda olan çocukları tuttum. Ben sizin programınızda da burada çok sayıda bizim orada rol model çocuklarımız var. Onların burada anlatımını yaptım. Burada da bir kardeşimizin yine size anlatımını yapayım. Buyurun. Şimdi benim yeğenim var. Berkan Özbaskıcı'nın oğlu. Ahmet Özbaskıcı. Zaten ben bu derneği ilk kurduğum dönemlerde de bu Ahmet Özbaskıcı'yı yönetimde genel sekreter aldım. Niye genel sekreter aldım? Çünkü çocuk karakteriyle, duruşuyla, efendim uğraşıyla çok rol model olacak bir genç. Şimdi o genç şu an 25 yaşında. O 25 yaşındaki genç o 13, 14, 12 yaşlarındaki gününü meslek lisesine giderek bir sanatkarlığı eline aldı. Elektrik tesisatçılık. Daha sonra staj görmek için çocuk YEDAŞ'ta göreve başladı. Tabii stajdan sonra kendini sevdirdi YEDAŞ'ta. Başladı YEDAŞ'ta çalışmaya çocuk. Şimdi orada çalışırken o Ahmet arkadaşımız bir yandan da benim yeğenim olur. Cumbuş çalıyor, keman çalıyor. Onun eğitimini alıyor. Ondan da kendini eğitti çocuk. Evet. Daha sonra askere gitti. Askerden geldi. Tabii eski çevresi var ya. Geldi Telekom'a girdi. Telekom'a girdikten sonra askeri ücretli çalışan kalktı yine orada. Sevdirdi ya kendini. Dedi ki ya ben burayı bir doblo arabası sokayım da. Hani hem arabam ben burada şoförlük yapayım hem araba. Hani maaş alsın. Ben de bu arabayı ödeyeyim şeklinde doblo aldı. O doblo ile beraber Telekom'da git gel yap. Şimdi çocuğa bak. Daha sonra aradan geçti. 6-7 ay abi. Çocuk tuttu bir sıfırda araba aldı. Yani şu adamın anlatmak istediğim olay şu. 25 yaşındaki genç şu anda 2 tane arabası var. 100 milyarlık mülkiyeti var.
Adam evini de bizim mahallede öyle bir yaptırmış ki evin etrafını böyle ışıklandırmalı yapmış. Yani kendini eğitmiş, kendini geliştirmiş. Şimdi sen bu bir Ahmet'in geleceğine bak. Biraz da bonsaicilerden bahsedelim. Var i̇şte, mı? Tabii bu Türkiye'de var. Bu Türkiye'nin hani kanayan yarası. Evet, evet. Uyuşturucu, gayrimüslim uğraşan insanlarımızdan, kardeşlerimizden bahsedelim. Biz şimdi bu kardeşlerimize diyoruz ki, ey kardeşim, kaptırmışsın kendini. Hani kimin sözüydü bu? Bizim şeyin sözüydü galiba. Aşık Veysel'in. Kaptırmışsın kendini. Efendim bir uğra gidiyorsun gündüz gece sevdasından vazgeç. Zaman geçiyor, ömür bitiyor. Artık kendine çeki düzen verme noktasında edep ver, belirle. Yol haritası çiz. O sana yaşlılığında lazım olacak. Önerisini getirebiliriz. E şimdi ayrı zamanda mahalle muhtarıyız. Yani şimdi bütün muhtarlar toplanıyoruz Canik Belediyesi'nde. Canik Belediyesi Başkanı bile, hani hükümet bile şimdi bu uyuşturucuyla beraber mücadeleyi masaya koymuş. E şimdi bunu nasıl çözeceğiz? E bunu ancak o kötü alışkanlıkta olan kardeşlerimize biz kalkıp bunu diyeceğiz kardeşim. Gittiğin yola bak. Sen kime zarar veriyorsun? Kendine zarar veriyorsun. Bana zarar veriyor musun? E şimdi suç işliyorsun. E yarınlarda şimdi suç işledin. Koluna kelepçe yedin. Suçlu arama. Çünkü suç işliyorsun. Memur geliyor seni soruyor. E ben de burada oturmuyor muydum? Burada oturuyorum. Sonuçta o mahallenin muhtarıyım. Yani ama Allah'ımızın adına şükürler olsun. Bunları böyle anlataraktan, bunları böyle ederekten şu anda o kötü alışkanlıkta olan çocuklarımız, kardeşlerimizi alayını menzile yolladık. Şu anda mahalle temizlenmiş durumda. İnşallah da o arkadaşlar yani nefsine, kendine hakim olur da yanlış yollara, kötü yollara düşmezler. Peki bir de bunun dışında tabii toplumda Roman kardeşlerimizle ilgili bu oluşmuş olumsuz algının değişmesi için Roman olmayan vatandaşlara da çok önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle yapılan diziler, televizyon programlarında sizin toplum yapınızı ya da duruşunuzu farklı yönde yansıtan, sadece eğlenceye, müziğe önem veren bir grup olarak tanımlıyorlar. Siz buna da itiraz ediyorsunuz bildiğim kadarıyla ve bunu da zaman zaman eleştiriyorsunuz. Evet. Bu konuda bir düzelme var mı, iyileşme var mı, bir hassasiyet var mı görüyor musunuz? Sinan abi, Allah senden razı olsun. Bak yine çok önemli konuya temas ettin. Çünkü bunlar da bizim konumuzun içindeydi. Şimdi biz dedik ya, bakın ben şunu da göstermek isteyeyim de. Bunlar kanıttır yani. Size göstereceğim şeyler kanıttır. Biz de dedik şimdi her programınızda Türkiye genelinde roman dernekleri kurulacak dedik. Bütün illerde. Bu bizim o zamanki beyanatımızın, bu bizim şimdi kuruluşumuzun düzüğü bu bak. Derneğin düzüğü bu. Hala saklı Sinan Bey. Evet. Şimdi bu böyleyken bunu da ben internet sayfasından buldum. Vallahi internet sayfasından ben bunu buldum. Tarih 2004. Yani o zaman Türkiye'de roman dernekleri yoktu. Evet. Bizim ise o zaman romanın ismi yoktu yani. Roman dernekleri yoktu, roman yoktu. Şimdi bir Karadeniz gazetesiyle beraber biz röportaj yaptık. Röportajda Oteki Samsun diye 7 gazete 7 günlük bizi dizi yapmıştı. Daha sonra 2004'te biz bu beyanatı verdik. Şu beyanatta biz Cennet Mahallesi dizisine tepki gösterdik. Ama yakındır dedik. Size tepkimiz büyüyecek. Bu tepkiyi biz Samsun'dan başlatıyoruz. Bu derneği biz Samsun'dan başlatıyoruz. Bu dernekler Sinop'ta,
İstanbul'da Türkiye'nin bütün illeri ilçelerinde kurulacak. O zaman biz daha bir güç olacağız dedik. Bugün Cenab-ı Allah'ın adına şükürler olsun. Türkiye'nin dört bir illerinde roman dernekleri kuruldu. Daha sonra yeni daha bundan Sinan abi yaklaşık 4 ay evvel bir roman havası dizisi vardı Show TV'de. Şimdi o dizi ne oldu? Yayından kaldırıldı. Neden kaldırıldı? Biz onun raporunu da yine başbakanımıza verdik. Türkiye'deki bütün roman dernekleri, federasyonları, konfederasyonu birleşti. Evet. Aynı gün, aynı saat bütün reeldeki basına demeçlerimizi verdik. Aynı şekilde hükümet yetkililerine, hani bizi rencide ediyor ya. Ne romana basın. Ya bu romanlar hep oryantal midir? Romanlar hep müziksel midir? Romanların şimdi gel lan o garipsel hayatını gel bari belgesel yap. Çekim yap, dizi yap. Evet. Hep böyle geliyorsun. Yoksulluğu ama. Yani, işsizliğin değil mi? Ama ne oldu? Sağ olsun. O ortak hareketiniz sonuç almanızı sebebi. Sonuç aldı. İşte burada da tüm Roman Mahallesi'nde yaşayan mahalle sakinlerimiz, arkadaşlarımız, büyüklerimiz burada roman derneklerinin işte bilsinler. Ne kadar işlevsel olduğunu, ne kadar güçlü olabileceğini de fark etmiş farkına olur. Varsınlar. Ona göre biz ne kadar birleşik olursak, o kadar, ne kadar tek ses olursak o kadar güçlü oluruz. Yani burada işte hükümet bizi muhatap aldı. Cumhurbaşkanımızla beraber görüştük. Fotoğraflarımız burada. Cenab-ı Allah bize bunları nasip etti. Sinan Bey. Şimdi tabii biraz önce son bir dakikayı kapatıyoruz artık evet. Programı. Evet. Söylemiş olduğunuz şey çok önemli. Bu konuyla ilgili herkesin taşın altında elini sokması ve gerçekçi adımlar atması gerekiyor. Biz ilerleyen zamanlarda yine sizin özellikle işsizlik, çocuk gelinler ve konut sorununuzla ilgili, eğitimle ilgili yaptığınız çalışmalarda yine ekranlar aracılığıyla paylaşmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Sinan Bey, ben de size teşekkür ediyorum. Haber Aksı ailesine teşekkür ediyorum. Haber Gazetesi de gazete yayın yönetmenleri sağ olsun. Haber Medya Grubu'na diyelim. Yani ne zaman desek bizim sesimizi duyuruyorsunuz. Size sonsuz teşekkürler ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Değerli izleyiciler, Selim Gökçen konuğumuzdu. Karadeniz Dernekleri'ni birleştirip federasyon haline getirdi. Arkasından da bütün Türkiye'de bu örgütlerin bu noktaya gelmesinde çok büyük katkısı var. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz efendim. Çarşamba günü Samsun'un adında ilk adım Belediye Başkanı Erdoğan Top konuğumuz olacak. Mutlu geceler diliyoruz efendim.